Merhaba millet. Bir kutu açılışı yapalım değil mi? Yazdan kalma bir gün. Kargoya doğru yaklaştım. Paketi aldık. Birazdan açacağız. Selamünaleyküm millet. Paketi açmaya başlayacağım. Önemli değil, fatura. Şöpümüzü yıkalım. Şu anda paketin üstünde filamentler var. Beklediğimden fazla geldi. Buradan yetkili firmaya teşekkür ediyorum. Çok iyi ya. Anlat. Şöyle bir şey çıktı. Burada bunlar neymiş? Örnekler. Evet, örnek uygulama şablonu diyor. Başlayalım. Bizim hayal gücümüz daha önemli. Evet, şöyle bir kutumuz var. 3D printing pen. Bismillah. Kutuyu da atıyorum. Bunun içinden de biraz daha filament çıktı. Burada bir küçük bir kağıt parçası var. Japonca yazıyor. Japonca bilmediğim için atıyorum. Kutunun içinden iki tane parmaklık çıktı. Şu pembe olmasaydı iyiydi. Bu makine ısındığı zaman elimiz yanmasın diye ama benim parmağım olmadı bu ya. Yanlış mı takıyorum? Ne yapayım? Buna mı takayım? Bunu da çözeceğiz. Şöyle bir zımbırtısı var. Kalemle işimiz bitince koyuyoruz sanırım onun için. Adaptörümüz var. Önemli değil. Kamuflaj demiştik. Kamuflaj geldi. Böyle bir kalem. Bu ne? Burada bir tane kıl vardı. Kalemimiz bu. Şuradan filamenti takıyoruz. Onu daha sonra deneyeceğim. Şurada bir tuş var. Bu açma kapama sanırım. Daha sonra burada yön tuşları var. Bir aşağı bir yukarı. Bu sanırım filamenti ilerletmek için diye düşünüyorum. Yine burada iki tane ok var. Neye yaradığını bilmiyorum. Bunu bir deneyeceğiz. Adaptörü buraya takıyoruz. İhtiyacım olan bir şey vardı. Onu yapacağım nasip olursa. Onu da daha sonra göstereceğim size. Bu kadar. Pek fazla bir parçası yok. Şu işte dediğim gibi. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Çok iyi ya. Vallahi acayip hoşuma gitti. Hadi bir şeyler yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, mekanımıza geldik. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. Bu temizlediğim yer. Şimdi malzemeleri çıkarıyorum. Adaptörümüz. Elimiz yanmasın diye parmağım olmayan parmaklıklar. Tabii ki yazıcımız. Şimdi kullanma kılavuzuna bakıp neler yapmamız gerekiyor. Adaptörü fişe takın, çok güzel. Adaptörü fişe takalım. Şimdi ne diyor? Bunlara şimdilik ihtiyacım yok gibi. Bir nolu tuşa basın diyor ama. Buradan PLA mı, ABS mi onu seçiyoruz. Seçtik. Kalem ısınmaya başlayacak ve kırmızı ışık yanacaktır diyor. Kırmızı yanıyor. Ekran yan tuşlarından sıcaklığı ayarlayabiliriz diyor. Evet, şu anda sıcaklık artıyor. Biraz mor çıkardım. Biraz beyaz. Bir de siyah geldi, onu alalım. Ne yapacağıma da karar verdim. Sonra ne diyor? Kırmızı yeşile döndüğünde 3D kaleminiz kullanmaya hazırdır diyor. Şu anda artıyor. 120 derece oldu. Morla başlayalım. Şu anda yeşile döndü arkadaşlar. Konuşmaya başladı. Bilgisayarımın yanında bir tane çöp kovası yok. Ben bir çöp kovası yapmaya çalışacağım. Elimle ittiriyorum ama normal galiba değil mi? Ben hiç izlemedim videosunu falan ama. Senden kurtulabilir miyiz? Tamamdır. Fena değil. Önce çöp kutumuzun alt tarafını yapacağım ama inşallah bir şeye benzer ya. Mor da güzelmiş. İki günde biter herhalde. Haydi. Profesyonel bir şey beklemeyin tabii ki. Saçma sapan bir şey olduğunu farkındasınız değil mi? El yardımıyla biraz böyle bir şey yaptık ama. Saçma oldu değil mi?
Mor filamentimiz bitti. Beyazla devam edeceğim. Ama bayağı yaptım yani morla. Evet arkadaşlar, acemilik böyle bir şey çıktı ortaya. Çöp kutusu niyetiyle yola çıktık ama sanırım bu çöp oldu. Neyse, bir sonraki projede görüşürüz inşallah. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.